ben hemen Yusuf Bey'e dönmek istiyorum. Şimdi Yusuf Bey'in akşamki vereceği konferansın konusu emperyalizmin kıskacında eğitim ve aynı zamanda kendisinin ilgilendiği alanların arasında da 3. Dünya ülkelerindeki insanların emperyal güçler kovulduktan sonra onların üzerindeki Batı tarafından empoze edilen bilgi sistemlerini nasıl düşünmeden izlediklerini sorgulamayı amaçlayan bir grubun da yöneticisi kendisi. Şimdi emperyal güçler geldikleri, kaldıkları ya da geri döndükleri toplumlarda giderken ne tür izler bırakıyorlar hocam? What kind of things imperial powers leave behind them when they leave the countries where they stayed? One of the key points in this is the educational systems. Most of the educational systems that we have now. Bugünkü eğitim sistemlerinin çoğunda in the third world or developing world or former colonized world or the global south as we wish. İkinci dünya ülkelerinde gelişmekte olan ülkelerde ya da küresel olarak ne derseniz. Most of these educational systems were either directly set up by the colonial powers themselves. Bu ülkelerin çoğu sömürgeci ülkeler tarafından bizzat kurulmuş. Or soon after independence, the local governors invited in the Western educational system, copying that of the colonial powers. Ya da kurulduktan hemen kısa süre sonra bu ülkelerin yöneticileri bu sömürgeci ülkeleri davet ederler kendi sistemlerini kopyalamaları için. So this points to two facets of the term imperialism. There's the externally imposed imperial systems and ideas. Bu anlamda emperyal kelimesinin iki anlamını düşünmemiz gerekir. Bir tanesi dışarıdan olan emperyal sistem. But then there are those ideas or institutions or structures that were willingly adopted and invited in by the independent former colonized peoples. Daha önce bağımsız olan sömürge ülkeler tarafından bu ülkelere davet edilen sistemler, yapılar. Both of these share two characteristics, whether the externally imposed or the invited in. Bu yapıların her ikisi de sömürge ülkeleri tarafından empoze edilen şeylerdir. One is that one system should dominate over everything else. Bir sistem diğeri üzerinde baskın olmalıdır. In other words, domination is a crucial factor in imperialism. Bu anlamda bir baskın olma durumu önemli bir faktördür. And the justification for this domination is a feeling of supremacy. Yani bunun da onaylanması sizin bir üstün olmanız, üstün biçimde bulunmanız anlamına gelir. That is that the former colonial powers either said that their knowledge systems were superior. Daha önceki sömürge altında olan ülkelere sizin bilgilerinizin daha üstün olduğunu ifade edersiniz. Or the local elites of the former colonial powers felt that the European Western systems were superior and therefore invited them in. Yani burada batılı güçlerin daha üstün fikirlere sahip olduğu empoze edilir. So there are two things to keep in mind when we talk about imperialism. There's external and internal. Bu arada emperyalizmin iki şeklini unutmamamız gerekir, aklımızda tutmamız gerekir. Bir tanesi harici, dışarıdan olan emperyalizm, diğeri ise içeriden olan emperyalizm. And then there are the features of domination and supremacy. Ve üstünlük ve baskın olma özellikleri. Peki buna engel olmak mümkün mü? Is it possible to prevent them? Well, the physical colonialism has subsided mainly after World War II. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ölçüde bir başka yöne doğru çevrilmiş durumda. In other words, there most countries in the world now are think of themselves as being independent from the former colonial powers. Yani ülkelerin çoğu şu anda eski sömürge ülkelerinden kendilerini bağımsızlığını ilan ettikleri için daha bağımsız olarak düşünmekteler. There are a few places that are under military occupation of various sorts.
askeri olarak işgal altında olan bazı yerler var. But for the most part, the age of direct imperialism or colonialism ended with the destruction of many of the former colonial powers during World War II. Daha önceki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgeci güçlerin yıkılmasından sonra bunların çoğu şu anda terk edilmiş durumda. So really, to talk about preventing or rolling back colonialism and imperialism, we have to look at ourselves, why we feel that the knowledge systems of the West are superior to other knowledge systems. Yani bunu engelleme açısından düşündüğünüzde önce kendimize bakmamız gerekiyor. Batı medeniyetlerinin niye bizim medeniyetlerimize üstün olduğunu anlamamız gerekiyor. So that's a question or a discussion or a dialogue that has to happen internally within countries of the global south or developing world or third world as you wish to call it. Gelişmekte olan ülkeler, üçüncü dünya ülkeleri çerçevesinde bunu emperyalizm kendi içimizde görmemiz gerekiyor. Evet. Peki şimdi dünyanın global bir köy haline geldiğinden bahsediyoruz ve kültürler arası yakınlaşma her geçen gün artıyor. Artık kültürler birbirine benzemeye başladı. So, cultures are coming together and they look each other. Şimdi böyle bir ortamda ciddi bir kültür kirlenmesi yaşıyoruz aynı zamanda. There is a problem of cultural ideas coming intermingled to each other. Eğitim sistemimize döndüğümüz zaman eğitim sistemimizde de aynı sorun var. Is the same problem in our education system. Peki bu eğitim sisteminin içerisindeki bu fikir kirlenmesini nasıl ortadan kaldırabiliriz? Yani bunun için ne yapabiliriz? How can we eliminate prevent the education to become dirty of these ideas? I'm uncomfortable using the terms eliminate and dirty. I don't really think those are the best ways to talk bunları, about this. Fikir kirliliği ve bunları ortadan kaldırma fikirlerini ben çok tasvip etmiyorum. But I agree that there a certain degree of mixing occurs in a globalized world. Yani karışma, buradaki kültürlerin karışması o kısmına katılıyorum küresel anlamda. Especially with the increase or the ease of transportation and communication in the last half century. Yani son yüzyıldaki bu iletişim ve taşımacılık anlamındaki bu gelişmelerden sonra birbirine karışma so biraz daha mantıklı. The question isn't whether there is or isn't mixing. The presence or absence of mixing is not the real question for me. Yani buradaki karışma, birbirine karışma olayı gerçekte var mı yok mu? Yani bu önemlidir. Mm-hmm. And I don't think it's very useful either to think in terms of pure cultures and impure cultures. Saf bir kültür ya da saf olmayan bir kültürden bahsetmek mümkün mü? Onu sorgulamak lazım. Mm-hmm. Neither of those I think are very useful ways to understand this problem. Bu problemi anlamak için bunların ikisi de bence doğru çözümler değil. The question that I'm concerned with is what is mixing with what? Yani ne neyle karışıyor? Aslında önemli olan şey budur. Dialogue, blending, hybridity, these things have been going on throughout human history. Zaten insan tarihinde de bu tür karışımlar, diyaloglar, harmanlamalar olup bitmektedir. I mean, we've been discussing here, just noticing all the similarities between the Persian language, the Turkish language, and the Arabic language. Biz burada kaç gündür Arapça, Türkçe ve Fars dili arasındaki benzerlikleri konuşuyoruz. Or some of the great figures, poets, philosophers that blended and mixed from Persian culture to Turkish culture to Islamic and Arabic culture, and that goes back hundreds of years. Bu yüzyıllardır da İran kültüründen, Türk kültüründen, Arap kültüründen felsefecilerin fikirleri de birbirine bu anlamda karışmış durumda. I mean, the evidence of that cultural blending is all around us today. Yani bu kültürel karışıklık, harmanlama olayı yıllardır devam eden bir olay. But there are two problems today. First, with the rise of the nation-state system. Burada iki olay var. Bir tanesi ulus devletlerin ortaya çıkmış olması. We have the idea of the national purity.
Yani ulusal bir saflık fikrinden bahsediyor. And what comes along with that is the notion of ethnic cleansing. Yani etnik temizleme olayından kaynaklanan, belki sonucunda bunun olduğu bir Both fikir. Both of these are the opposite of dialogue. Bunların her ikisi de diyaloğun karşısında olan, diyaloğun tersi olan şeylerdir. Both of these usually involve some kind of violence. Bunların her ikisi de şiddetin bir biçimini ihtiva eden şeyler. So that's why I prefer not to talk about elimination or pollution when we talk about culture. Bu anlamda kirlilik ve bu şeyi ortadan kaldırma olayı bana çok hoş. So the real question then is blend or mix with what? And what I see in here and in other places that I visited over the years is that the only mixing occurs with the West. Yani burada karışmanın ne olduğunu tespit etmek gerekir. Yaptığım yıllarca çalışma acaba batıya doğru mu? So it's as if the world is seen as only Turkey and America or Iran and America or the Arab countries and America. Yani İran'la mı, Amerika'yla mı, Araplarla mı yoksa Amerika'yla mı? Karışım bu şekilde. And this is not imposed. There are nobody's coming here to tell us that we have to do that. Hiç kimse buraya gelip de biz bunları yapmamız gerekir diye bir şey iddiasında bulunmuyor. We've rationalized it ourselves that everything should come or point to America. Biz kendimiz her şeyi rasyonelleştiriyoruz, Amerika'ya doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Or by extension Europe, the West ya da, in general. Ya da Avrupa'ya, Batı'ya. So I would say if you're concerned or unhappy or you don't like that direction of blending, eğer siz bu harmanlama yönünü, bu tarafa doğru olan yönünü sevmiyorsanız, then we should look elsewhere. So, o zaman başka yere bakmamız gerekir. We could, why not look at India? India is a rising power in the world today. Mesela yükselen bir güç Hindistan. If we are blending with America because we feel that it's superior, well, India and China are rising economic powers today. Bugün eğer Amerika'ya entegre olma fikri kafamızda varsa, Çin ve Hindistan da bugünün yükselen değerler. Oraya bakmamız lazım. If our rationale is about power, then why not look to the rising powers? But there are other. You can rekindle some of the older cultural connections. Bu eski kültürel bağlantıları da kurmamız gerekir bir taraftan da. By looking at the commonalities between the various countries in the region that always had relations culturally with each other. Bir bölgede bulunan ülkelerin zaten kendi aralarında kültürel bağları, ilişkileri var. So why not look towards some of those places for our blending or dialogue or cross-border or transnational or globalized discussions. İşte bu karışım olayını eğer bahsediyorsanız niye bu kültürlerle sınırlar ötesi karşılıklı fikir teatisi şeklinde bunları niye düşünmüyoruz o zaman? Today I was looking at an English textbook and they gave some examples of Elvis Presley and Marilyn Monroe. Bugün bir ders kitabı gördüm, Türkçe ders kitabı gördüm. Orada Elvis Presley ve Marilyn Monroe var. And I asked the teacher, why are they in the book? Sordum öğretmene, niye bunlar Türkçe, İngilizce kitabında, Türkiye'de basılmış? Because they are famous pop stars and singers and movie stars. Dediler ki bunlar ünlü pop yıldızları, film yıldızları, onun için kitabı aldık. That's a reasonable answer to the question, I suppose. Belki bu mantıklı bir cevap olabilir. But then I said, why not Lata Mangeshkar or Raj Kapoor? Niye Lata Mangeshkar ve Raj Kapoor gibi kişileri almadın? And he didn't know who they were. Or I said, what about Celia Cruz? But peki Celia Cruz'u niye almadınız? Bunlar da didn't çok know who they were. What about Kulthum or Abdel Wahab? Abdel Wahab'ı niye almadınız dedim. Bunları bilmedikleri tanımadıkları söyler. Didn't know who they were. These were very popular, even bigger than Marilyn Monroe. Belki Marilyn Monroe'dan daha fazla popüler olan from India or Latin America or the Arab world. Hindistan, Latin America. But we don't care because we're looking only from our own box into America. Çünkü kendi kutumuzdan, kendi çerçevemizden sadece Amerika'ya bakıyoruz. Problem bu. So we need to look around the world. It's a big world and there's a lot. Yani kendi çevremize, daha büyük dünyaya bakmamız gerekiyor. Peki Yusuf Bey, bir 5, 10, 20, 30 ya da 50 yıl sonrası için insanlığın geleceğinde bu manada Amerika penceresinden dönüp o pencerelerde bakma ve o bahsetmiş olduğu bu fikirler arası diyaloğu kendimiz kurma, yani bir maruz kalma durumu değil de o fikir diyaloğunu kendimiz kurma işleminin gerçekleşeceğini öngörüyor mu?
Do you predict or estimate in the coming 20 years that we will turn our pages, our faces from the West to the places you mentioned just now? And that depends on us, I suppose, you know. Yani zannedersem bu bize bağlı olan bir durum. I think there are probably people in this part of the world that hope that America will remain superior. Yani Amerika'nın hala üstün kalacağını söyleyen insanlar var. Because their whole sense of identity is pinned to that supremacy. Yani bütün kimlik olayı bu üstünlüğe bağlanmış durumda. But I think that there are things that we can do to try to prevent that or raise other options besides that. Yani bunu engellemek için yapılacak şeyler var. Bunları engellenebilecek bir takım şeyler olduğunu da düşünüyorum. Because after all, nobody really can predict the future. Yani aslında geleceği hiç kimse tahmin edemez. Oftentimes when people predict the future, they end up making the future that they hope will be there. Yani insanlar aslında geleceği tahmin ederlerken kendi kafalarındaki geleceği yapmayı ümit ediyorlar. So I recommend something else. I've been speaking about it here, so I might as well raise the idea on this program. The idea of fast from the West. Yani burada benim bu programdan verebileceğim bir mesaj var. Batı orucu tutun. Yani batıdan uzak kalmak için oruç tutun. I choose the idea of fast because it has a precedence in the Islamic culture. We're all familiar with fasting. Yani bu oruç tutma olayını ben bizzat özellikle kullanıyorum çünkü İslam dünyasında oruç tutma bir öyle bir kavramımız var. Fasting is not done out of hatred or fear or malice. Yani oruç tutma kötülükten ya da kötü olan şeylerden uzak kalma anlamında değil ya da nefret anlamına gelmemeli. The purpose of fasting in all the great religions is to learn something about yourself. Yani bütün büyük dinlerde oruç tutmanın anlamı kendini öğrenmek. So I recommend a fast from the West, and this fast should be at least one year. Yani bu uzak durma, oruç tutma olayının en az bir yıl sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Read nothing, watch nothing, turn off the American television, the Western books, don't read any Heidegger or whatever philosophers you're reading from Germany. Yani, turn off all the Western influences in your life. Fast yani, from all of those. Hayatınızdaki batı etkisi olan her şeylerden uzak durun. Mesela kitap okumayın, and again, televizyon izlemeyin. Batıyla ilgili herhangi bir şeyi takip etmeyin. And not out of hatred, not out of fear, not out of malice. Yani bu bir nefret anlamında değil. Nefret edin demiyorum. Those will negate. Demiyorum. Kötü olduğunu da söylemiyorum. Those poisonous feelings will negate the fast. Yani bunlar bütün bu kötü düşünceler bu oruçla belki giderilebilir. Evet. Now, if you can't do it for a year, do it for six months. Eğer onu bir yıl yani yapamıyorsanız bir 6 ay daha yapın. If six months is too long to go without Elvis and Marilyn Monroe, then do it for three months. Eğer 6 ay yapamıyorsanız ve Elvis'ten ya da Marilyn Monroe'dan 6 ay uzak kalamıyorsanız 3 ay uzak kalmaya çalışın. If you can't tolerate 3 months without watching BBC or CNN, then do it for 1 month. Eğer 3 ay BBC'den CNN'den uzak kalamıyorsanız o zaman 1 ay uzak kalın. And if you can't fast from the West for 1 month, then I think we have a very serious problem. İşte bir ay bile uzak kalmanız demek bence ciddi bir olaydır. Peki son sorum şu olacak. The last question is. İnsanlar modern dünyada kişisel özgürlüklerini bu manada, bu soru anlamında kaybettiler ve herkes bu manada bir pencereye odaklanmış durumda. People lost their personal freedom in the world in this sense. And they focused on some points. Yusuf Bey'in bütün bu söyledikleri o kişisel özgürlükleri, ferdi itibarımızı, kendimize ait olan itibarımızı yeniden kazanmamızı mı sağlar? Do you think this fasting from West will regain our personality? It's not a boycott. It's not something that is done out of hatred or malice or to force the West to do anything. It's not in yani that. Bu bir boykot değil, kötü bir şey değil, nefret değil. Evet. Sadece uzak kalma olayıdır. Evet. Fasting is about self-awareness. Yani kendinizin farkına varma demektir. Evet. Yani. So going through this fast, you will not know what will happen until you do it. Yani bu şekilde yaparak
yani ne yapacağınızı öğrenirsiniz. Oruç tutarak ne yapacağınızı. But while you're doing the fast, I recommend two other things to happen. Bu olay sırasında iki şeyin olacağını ben düşünüyorum. The time that you're not spending listening to Elvis or watching CNN can be spent doing other things. Yani bu televizyon izlemede ya da Elvis'i dinlemede harcayacağınız vakti başka şeye harcayacaksınız. Since we're concerned with education here, I would recommend on the local level that families, communities, teachers and administrators get together on a regular basis to discuss with each other what they expect schools to do. Bu anlamda küçük gruplar halinde, aileler halinde, yöneticiler halinde, öğrencilerle birlikte küçük toplantılar yaparak eğitimin beklentilerini tartışabiliriz, onları konuşabilirsiniz. What is the purpose of schooling and have those discussions on a regular basis? Yani burada genel anlamda bunu düzenli olarak yaparak, gerçek olarak eğitimin amacının ne olduğunu bulmaya çalışabilirsiniz. And the second thing is to join or rekindle various kinds of global networks and connections. Yani ikinci söyleyebileceğimiz şey de küresel anlamda bütün dünyadaki bu bağlantılara, linklere kendinizin de dahil olması. So try to make intellectual, cultural and other kinds of connections with people from India, China, Brazil, Sub-Saharan Africa, Latin America, other parts of the world. Hindistan, Sahra Altı, Afrika ülkeleri veya dünyanın diğer kesimleriyle bağlantı halinde olun. I think that if we can do this for an extended period of time, that we will see the results ourselves. Bu bundan artıracağımız zamanla kendimizin nasıl olduğunun farkına varacağımızı düşünüyorum. But you have to go through it, though. Ama bunu sürdürmeniz gerekir yine de. Evet, çok teşekkür ediyorum. Thank you. Thank you. Değerli izleyicilerimiz, bugün stüdyomuzda Japonya'dan bir konuğumuz vardı. Profesör Yusef Progler bizimle birlikteydi ve modern dünyada eğitimi ve kişinin özgürlüğünü konuştuk. Yusuf Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yusuf Bey, ÖDER, Şuurlu Öğretmenler Derneği'nin davetlisi olarak Konya'da. Aynı zamanda İsmail Hakkı Akkiraz Bey, ÖDER Genel Başkanı olarak stüdyomuzdaydı ve İbrahim Pür hocamız da tercümede bize yardımcı oldu. ÖDER Dış İlişkiler Başkanı olarak stüdyomuzda kendilerini ağırladık. Saat 20'de Konya Ticaret Odası konferans salonunda Yusuf Bey ve eşinin sunacağı konferansa tüm izleyicilerimizin davetli olduğunu programımızın sonunda hatırlatarak hayırlı akşamlar diliyorum efendim.